Evet sevgili gazete izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Savaşan'la birlikteyiz. Kendisiyle dünyadaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki koronavirüsle ilgili son tabloyu değerlendireceğiz. Güney Kıbrıs'tan gelen ilaçlarla ilgili değerlendirmesine başvuracağız. Alınan önlemleri, dağıtılan yardımları, bunlarla ilgili genel bir görüş alışverişinde bulunacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız Ahmet Bey? Yoğun İyiyim. Bir gündeme sahipsiniz. Evet, teşekkür ederim. Evet, ilk önce isterseniz son günlerden çok konuşulan konusuyla başlayalım. Bu Güney Kıbrıs'tan gelen ilaçlarla ilgili. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, bizleri izleyenlere de günaydın demek istiyorum. Tabii ki bu konu izleyebildiğim kadarıyla kamuoyunda Rum tarafından ilaç geldiği, işte bu alındı alınmadığı gibi böyle çok farklı bir boyutta tartışılıyor ama ben müsaade ederseniz bunu daha farklı bir pencereden değerlendirmek evet. istiyorum. Şöyle ki, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen bu ilaçlar konusundaki tutumu bir siyasi duruşu temsil ediyor. Sanki bizim kamuoyumuzda tartışılmaya çalışılan ya tartıştırılmaya çalışılan konu ise Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen ilaçların karşı buradaki hükümetin tavrı ön plana çıkartılmaya çalışıyor. Halbuki ben sizler vasıtasıyla bizleri izleyenlere de anlatmaya çalışacağım. Hatırlayalım bu süreci bir nasıl oldu, ne gelişti. Biliyorsunuz işte 9 Mart tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk COVID-19 vakası görüldü. 9 Mart tarihinden hemen aynı gün ve onu takip eden günler Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın hem vizyonu hem de bu konuya gösterdiği hassasiyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekli olan adımlar bilimsel gerçeklerde, sürdürülebilir bir temelde ve gerekenden çok daha hızlı ve radikal olarak alındı. Değil mi? Dolayısıyla yine hatırlayacaksınız, bu ilaç konusuna gelmeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın tutumunu anlatmak için bundan başladım. Yine Sayın Ersin Tatar'ın bu bilimsel temelde, sürdürülebilirlik temelinde ve ilk vakanın görüldüğünden itibaren gösterdiği duyarlılık ve attığı ard arda adımların başladığı bir anda Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmeye geliyor. Tabii ki orada da bir nüans var, onu da söyleyeyim. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı çağırmadı o toplantıyı. Daha önceden de Bakanlar Kurulu olacağı ilan edilmişti. Bakanlar Kurulu zaten o saat devam ediyordu Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı içeriye geldi. Ve orada bir konuşma yaptı. Düşüncelerini paylaştı. Bu doğal. Cumhurbaşkanı olması vasıtasıyla. Ama Sayın Ersin Tatar ve kabine üyeleri kendisine bu COVID-19'la mücadele konusunda ki hassasiyetini belirtmesine rağmen bilimsel akla uygun olarak sadece 9 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görülen ilk vakada değil, 2019 aralığında Çin'de görülen ilk vakadan itibaren aslında hükümetin bu konuyu izlediği, üniversitelerdeki uzmanlardan görüşler aldığı ve bizim ülkemize de gelirse nasıl tedbirler alınacağı konusunda gerekli adımların atılacağını net bir şekilde söylemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bugün 45. günü geride bırakırken aslında Sayın Ersin Tatar akşamda devlet televizyonunda açıkladığı gibi tutumunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da toplumun da tekrardan net anlama geldiğini gözden geçirmesi gerektiğini bize algılatan bir tutum sergiledi. Neydi bu tutum? Çıktı Bakanlar Kurulu'ndan, kameranın karşısına geçti ve ne dedi? Dedi ki, ben buradan uyarıyorum, eğer olağanüstü hal ilan edilmezse önce 2000, sonra işte 20 binlere varan bir yayılımdan karşı karşıya kalacağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sistemi bunu
karşılamayacak, vebali de hükümetin boynu olacak dedi. Bu bir siyasi tutum. Bakın, o gün biz aslında bunları Sayın Başbakan da, kabine üyeleri de bunu çeşitli vesilelerle anlattık ve dedik ki bu konu siyasete kurban edilmeyecek kadar önemli bir konu ve edilmemeli. Ama o günlerde elbette ki seçim sattımı haline giriliyordu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaygısıyla bir takım argümanlar geliştirme durumunda kalınıyordu gördüğümüz kadarıyla. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu siyasi kaygılar veya eksik veya gerçekçi olmadığı kanıtlanmış bugün itibariyle bakıldığında verilere dayandırılarak yaptı. Ben evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu hangi niyetle yaptığını bilemem ama şunu bilebilirim bugün. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ve ülkeyi infiale sürükleyen bu argümanı gerçek olmadığını ve hükümetin aldığı kararları gerek o gün söylediği gibi bilimsel gerçeklere dayalı olarak erken ve sürdürülebilir temeldeki bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın tutumunun aslında gerçeği yansıtmadığını bugün hem bizim tablomuza baktığında hem de dünyanın neler yaşadığına baktığımızda anlıyoruz. Şimdi bunu saptadık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu işin ilk başladığından bu yana niyeti ne isterse olsun, yani dediğim gibi ben bilemem çünkü yerinde değilim. Ama saptamaları veya topluma yaptığı açıklamaları birleştirici değil, toplumu endişeye salan, toplumda infial yaratmaya dönük ve gerçeği yansıtmayacak bir takım adımlardı. Niyeti iyi de olsa, başka da olsa bilemem. Ama buydu. Bugün bu orta görülüyor. Aslında bunun hemen akabine, yani bu süreç işte devam ettiği bilim kurulu, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin sağlık bilimleri ve tıp fakültesi olan bütün üniversitelerinden uzmanların katılımıyla dünyada ilk COVID vakasının görülmesinden itibaren bireysel olarak temaslar şeklinde giden, bizim ülkemizde görüldükten sonra da hep birlikte 9'u profesör, 5'i yardımcı doçent olmak üzere bilim kurulu kuruldu. Bütün sağlık çalışanları özelde, kamuda ve diğer paydaşlarla Sayın Başbakanımız devamlı görüşmeleri sürdürdü. Ve gerek bilimin verdiği ışık çerçevesinde gerekse de kamuda çalışan ve sahada olan insanların hassasiyetleri göz önünde bulundurularak bu süreç dünyaya örnek olabilecek bir şekilde yönetildi. Bu arada ne oldu? Bu arada seçimler ertelendi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın öne sürdüklerinin doğru olmadığı ve sağlığın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının bu konuda en az yara alarak bu süreci atlatması konusunda hükümetin attığı adımların doğru olduğu ortaya çıktı. Bunun hemen akabine Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı çıkıp Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bir takım ilaçlar ve koruyucu sağlık malzemesi getirdiğini açıkladı. Ve bunun üzerine de Başbakanlık bunu değerlendirdi. Ne yaptı değerlendirirken? Öncelikle bu ülkede icranın başı hükümettir. Hükümetin başı Sayın Tatar ilgililere, yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilaç eczacılık dairesine sordu. Bu gelen ilaçlar izin alınarak ve her zaman olduğu gibi bir yolla mı ülkeye geldi? Cevap, haberimiz yok. Gümrüğe sordu. Gümrük dairesinin haberi yok. Dolayısıyla yapılan değerlendirmede hükümetin bu gelen ilaçlardan hem tıbbi olarak kullanılıp kullanılmayacağı yönünde, yani bu bir uzmanlık gerektiren ve öncesinde bu işi yapmakla yükümlü dairenin
ister Türkiye'den ister dünyanın neresinden gelecekse gelsin bir ilaç izne tabidir ve bakılır bu ilaç bu ülkeye girebilir ya da giremez, değil mi? Bu bir teknik konu değil sadece. Bu ilaç olması bakımından da önemli bir süreçtir. Bu yapılmamış. İki, hibe de gelse size ki anavatan Türkiye'den bizi izleyenleri de aydınlatmak bakımından söyleme ihtiyacı duyuyorum. Anavatan Türkiye'den yıllardır ve son Covid-19 salgınından itibaren gelen bir takım hibe ilaçlar ve tıbbi malzemeler var. Bunların tümüne de bu prosedürler uygulanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilaç gönderecek veya tıbbi malzeme gönderecek. Bunun Sağlık Bakanlığı'ndan ön izni alınıyor. Ön izinden sonra gümrüğe bildiriliyor ve gümrüğe bildirildikten sonra prosedüre uygun şekilde geliyor ve ilaç eczacılığa giriyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bu yolu, bu yani hükümete, devletin kurumlarına, resmi kurumlarına işleyen bir prosedürünü bypass eden Cumhurbaşkanı'na özel bir uygulama değil. Anlattım. Türkiye Cumhuriyeti anavatandan gelen ilaçlara da uygulanan bir prosedür. Sayın Başbakan çıkıp ne demiştir? Demiştir ki bu konudan bizim haberimiz yok. Tıbbi olarak bunun doğru olup olmadığını, kullanılıp kullanılamayacağını bilmiyoruz. Ve aslında Cumhuriyet'in devletin başkanı olan Sayın Akıncı devletin kurumlarını bypass ederek bunları getirmiştir. Bunu da doğru bulmuyoruz. Bunu biz inceleteceğiz. Eğer tıbben uygun ise kullanılması yönünde adım atacağız. Anlatan mahiyette bir açıklama yapmıştır. Ertesi gün ne olmuştur? Ertesi gün gene Cumhuriyet'in başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bu az önce anlattığım olaylar yokmuşçasına, yani Cumhurbaşkanı'nın yıllardır süren bu prosedürleri yokmuşçasına burada yasalara uyulması gerektiğini ve en fazla yasalara uyulmasını teşvik edecek ve örnek olacak makam olarak Cumhurbaşkanı'nı işaret eden Sayın Tatar'ın açıklamasını tiye almaya çalışılmıştır. Daha da ileri giderek Sayın Başbakan'ın kullanmadığı, açıklamasının hiçbir yerinde geçmeyen, kaçakçılık yapıldığı ibaresinin olduğu ve bunun kabul edilemeyeceğini, yani olayı çarpıtmaya yönelik bir tutum sergilenmiştir. Dolayısıyla bu bir, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ilaç gönderildi de biz bunu kabul etmedik veya gelmesini zorlaştırdık değil. Tamamen Sayın Akıncı'nın siyasi duruşunu gösteren ve yürürlükte olan kendi devletinin kurumlarını bypass etmeye yönelik bir tutumdur. Artı ilaçla ilgili de geçtiğimiz günlerde göğüs hastalıkları klinik şefi Doktor Mustafa Akansoy'un bir paylaşımı vardı. Okudunuz mu? Okudum. Evet, orada klorokin fosfat etkin maddeli ilaç üzerine birkaç cümle yazmak istiyorum demiş. Tabii şöyledir. Bu dediğim gibi bir teknik konu. Biz uzmanı değiliz. Evet. Yani bu kullanılabilir, kullanılamaz. Zaten Sayın Başbakan da bunu söyledi. Biz bunu inceleteceğiz. Kullanılabilirse, insan sağlığına iyi gelirse, bu mücadelede kullanılabilecekse kullanılır dedi zaten adam. Ama burada bambaşka bir konudur. Yani bu kadar ilaç varken zaten depoda 25 bin adet varmış yani. Tamam. Şimdi ama şuna bakalım. Devam edelim bu süreci. Bu böyle farklı farklı gene halkı kutuplaştırmaya yarayan bir siyasi tutumdan, tutumun yansımasından bahsediyorum. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını insanlarımız unuttuysa hatırlatalım. Çıkıp şunu demiştir Sayın Cumhurbaşkanı. Bir gün önce de demiştir ki Güney Kıbrıs'tan kanser ilacı geldi. Kanser ilacı geldiğini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biz öğrenmedik ama. Sayın Cumhurbaşkanı kanser ilaçlarının geldiğini de açıklamadı. Ama bu ilaçları yasal kurumları bypass ederek getirilen bu ilaçları
çıkıp Güney Kıbrıs Rum yönetiminin PR'ını yapacak şekilde kendisinin açıklamasına yasal bir dayanağa dayandırarak bir karşı açıklama yaptık ve insanların doğruyu öğrenmesine çalıştık. Ya da aslında başka bir pencereden söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapmadığını söyleyeyim ki bu yaptığı anlaşılsın. Mesela bizi izleyenler bilecek ya da hatırlayacaktır. Hiç Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu COVID-19 salgını başladığı günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ilaçlar için, uçaklar dolusu ilaçlar geldi. Gerek bu ilaçlar için, gerek koruyucu malzemeler için tek bir tane açıklama yapıp veya Ercan Havaalanı'na gidip bu konuyu selamlayıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı adına Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve yasal yollardan gelen bu malzeme yardımlarına teşekkür ettiği hiç duyulmuş ya da görülmüş müdür? Eğer biri gördüyse ben af dilerim. Çünkü ben hiç görmedim. Dolayısıyla da Türkiye'den gelen ve çok daha büyük sayılarda, çok daha etkin malzemeler, sadece bu dönemde değil her dönemde gelen bir gerçekliğe rağmen Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili çıkıp bir teşekkür veya bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Ama Türkiye'den gelenlerle kıyaslanmayacak kadar küçük olan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin PR'ı sayılabilecek bir olayda çıkıp açıklama yapıyor. İşte bizi ilgilendiren kısım budur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın COVID-19 mücadelesi için herhangi bir doğru adımı desteklemesi değil söz konusu olabilen, Türkiye Cumhuriyeti ile karşı karşıya bile getirilemeyecek kadar küçüklükteki bir konuyu bu ülke insanını birbirine düşürecek şekilde maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi PR'ını yapmak olduğunu ben düşünüyorum ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bu olayda hükümetin ne kadar hassas, ne kadar ciddi ve ne kadar bilimsel akla uygun olarak süreci yönettiği ortaya çıkmış iken Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında tam tersine bunları selamlaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin dünya devletleri içerisinde bu konuda çok başarılı olduğunu söylemesi ve insanların bu yaşadığımız zorlukları aşmasında güven duymasını sağlamasını ben şahıs olarak ve bir birey olarak beklerdim. Peki şu noktada şunu da soralım. Yani görüyoruz, hep fotoğraflardan görüyoruz. İşte buradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ya da Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerini almaya gelen uçaklarla yardımların sadece fotoğrafları paylaşılıyor. Şu ana kadar da ciddi miktarda yardım yapıldığı fotoğraflar aracılığıyla bizler de gördük. Bu noktada bunun açıklanması da gerekmiyor mu? En azından Kıbrıs Türk halkı da bunu bilme hakkı ben olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar yardım geldiğini, hangi alanlarda yardımlar yapıldığını ve bundan sonra da nelerin yapılacağı konusunda bir bilgilendirme gerekmiyor mu? Şimdi şunu söylemekte yarar var. Bu konuda aslında bir öz değerlendirme yapacak olursak eksik kaldık demeyeceğim ama düşünün 45 gün, hı hı, çok hızlı şekilde karar alacaksınız, çok hızlı şekilde uygulayacaksınız. Bir, bunu doğru yapacaksınız. Bunun doğru yapıldığı bu sürecin sonunda daha rakamların COVID-19 salgınında enfekte olanların sayısı 100'de olacak. Bunların 30'dan fazlası yabancı olacak. Kendi yani insanınız 60-70 arasında olacak. Bir, bunun doğru adımları atmaktır esası. Yani doğru adımları atacaksınız. Ama elbette ki bu doğru adımları atmak kadar attığınız adımların ortaya ne kadar da dünyaya baktığınızda doğru olduğu hiçbir anlatıma ihtiyaç duymadan ortada durmasına rağmen yine de yapmanız gereken bir şey daha var. O da nedir? Attığınız doğru adımları insanınıza algılatmak. Biz bu konuda biraz daha fazla çalışmamız gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Evet. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti'nden ne kadar ilaç geliyor, işte bu ilaçlar
bu ülkede nasıl kullanılıyor? İşte tıbbi malzemeye ihtiyaç var mıdır yok mudur? Testlerin durumu nedir gibi konuları aslında çok daha etkin anlatabilmeliyiz. Bu noktada bir takım daha atılması gereken adımlar var. Ve ben görüyorum son bir haftada, tabii ki bunları biz de gördüğümüz için ya da bu eleştirileri dikkate alıp da değerlendirdiğimiz için Sayın Sağlık Bakanı'nın bu yöndeki yazılı açıklamalarının bu yönde hem görsel olarak hem içeriksel olarak geliştiğini zaten herkes görebiliyor. Ben de buradan söylemekte fayda görüyorum. Ama onun dışında elbette ki insanımızın ne kadar da atılan adımlar doğru olsa, sağlığımızı koruyacak hükümetin aldığı kararlar ortada olsa da bunların algılanması ve insanımızın hangi kesimden olursa olsun kendini esas yapılmışken güvende hissedeceğini, hissetmesi gerektiğini algılatacak adımlar atılması gerekir. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Bu tarafımızı da hızlandıracağız ama yeri gelmişken birkaç mesaj var, isterseniz onları da okuyalım. Ben de siz onları okuyun. Ben evet. De bu arada Londra'dan bizleri izleyen çok değerli bir abimiz Mehmet İnancı günaydın, iyi yayınlar dilemiş. Bizler de kendisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlarımızı iletelim. Kendisine Londra'da çok iyi bakması tavsiyesinde bulunalım. Temennilerimizi iletelim. Sevgilerimizle. Diğer taraftan İsmail Yıldız, iyi yayınlar Mahmut Bey demiş. İsmail Bey'e de çok teşekkürlerimizi iletelim. Oytun Andaş adlı bir izleyicimiz, artarak başarılarınızın devamını diliyor. Özellikle turistik, turizmde ve geleceğe yönelik her alanda iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz demiş. Cumhurbaşkanımıza inanç ve güvenimiz tamdır demiş. Salih Ozanoğlu bir izleyicilerimiz de bırakın politikayı demiş. Neticede bu bir politik program. Ahmet Bey de politika yapan bir politikacı, kendi görüşleri doğrultusunda fikirlerini savunuyor. Sormak istediğiniz bir soru varsa Ahmet Bey'e buraya yazarsanız kendisine de iletiriz. Evet abi. Tabii ki politika yapmayın diyen seyircimiz, aslında şunu söylüyorum. Ben bir tabloyu ortaya koymaya çalışıyorum. Eğer bu tabloda söylediğim herhangi bir konu eksik ya da yanlışsa o zaman bu eleştirisini kabul ederim. Çünkü ben karakterim gereği bir konuya yaklaşırken ortadaki veriler bağlamında yaklaşırım. Az önce sizlerin sorusuna da bizleri dinleyenlere bilgi vermek açısından ilk günden bugüne yaşananları anlatmaya çalışıyorum. Bu yaşanan gelişmeler zaten benim düşüncem ya da bir siyasi argümanım değil. Basına yansıyan, içinde bizim yaşadığımız ve toplumun göz önünde cereyan eden konular bunlar. Onun için de yani politika yapmıyoruz. Burada yaşananları dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. İnsanımızla paylaşmaya çalışıyoruz, evet. Ki eğer yanlış algılanan veya bizim yeterince anlatamadığımız konular ortaya çıksın. Yoksa bizim devletin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'yla hayatımızda hiçbir derdimiz olmamış. Bilakis kendisine her zaman gerekli saygıyı, sevgiyi göstermiş insanlarız. Peki siz aynı zamanda Sağlık Turizmi Konseyi Başkanısınız ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı. Değil mi efendim? Evet. Dünyada sağlık turizmi artık biraz daha bu COVID-19'da normal turizmin önüne geçecek gibi duracak mı? Önüne yani güvenli mi demeyelim, ülkeler diyelim. Şöyle diyelim. Aslında sizlerle de çeşitli programlarda da anlatmaya çalışıyoruz hep. Dünya COVID-19'dan önce de insanoğlunun değişimine ve dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak insanlar her geçen gün sağlığını korumak ve sağlığını geliştirmek temelinde turizm ürünlerine her geçen gün daha fazla rağbet etmeye başlamışlardı. Ama bu COVID-19'dan sonra
Elbette ki iki konu öne çıkacak. Bir, sağlıklı turizm destinasyonları. İki, sağlık turizminin sadece medikal turizm ayağı değil, yani sağlığını kaybedenin geri kazanması için hastanelerde sunulan hizmetlerden yararlanma kısmı değil sadece. Sağlık turizminin diğer iki güçlü bacağı olan, yani sağlığımızı korumak veya sağlığımızı geliştirmeye yönelik ürünlerin baz alınacağı turistik destinasyonlar çok daha fazla tercih edilecek. Yani şöyle elle tutulur, anlatayım. Örneğin biz bu Covid'le savaşımızı belli ki çok iyi bir yerde bitireceğiz. Çok iyi bir yerde bitireceğimizden kastım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ülkesinde yaşayan insanlara en az bulaş, en az hayat kaybı. Ve bu ülkede sağlığa yönelik, bakın, sadece az bulaş ve en az insan kaybı çok büyük bir başarıyı gösteren iki parametredir. Ama turizm bakımından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan turistlere başlarına beklenmedik bir şey gelir ise devletin sunacağı turist sağlığı bakımından hizmetleri Kıbrıs herhalde dünyada en somut gösteren ülkeler arasına girdiğini ben düşünüyorum ki Covid-19 ülkemizde 9 Mart'ta bir Alman turistle gelmiştir. Evet. Ve biz 700 civarındaki turisti 15 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde misafir ettik. Almanya bu turistleri geri almak istemedi ve 15 gün, 14 gün, hatta bazısı 17, bazısı 20. 22. günde gitti. Bu turistlere, tırnak içinde söylüyorum, tanınmamış bir devlet olmasına rağmen dünya devi Almanya Sayın Başbakanımıza bizzatihi demiştir ki eğer turistik bir destinasyonsanız ve Almanya'dan daha sonra turist isteyecekseniz devlet olma gerekliliğini yerine getireceksiniz ve bu karantina sürecini sonuna kadar tamamlayıp Almanlara gerekli sağlık hizmetlerini vereceksiniz demiştir. Yüz yüze görüştüler ve Sayın Başbakan'a Almanya Büyükelçisi bunu söyledi. Ve Sayın Başbakan da bunun karşılığında dedi ki biz yükümlülüklerimizin farkındayız. Almanya veya başka ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen bütün turistlere gerekli sağlık hizmetini sunacağız. Ve bu olaylar bittikten sonra da nasıl ki biz bir devlet olma yükümlülüğünü yerine getireceğiz, siz de bizim devlet olduğumuz gerçeğini kabul etmenizi bekleyeceğiz demiştir. Bunu da bir bu süreçteki çok önemli olaylardan ve Covid-19 salgının geçmesinden sonra turizmimize yansıyacak en önemli gelişmelerden biri olarak sizlere paylaşmak isterim. Dolayısıyla biz Almanya özelinde ama Almanya'dan başka İsveç ve çeşitli Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki vatandaşlara da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gibi davrandığımızı, sağlık sistemimizden yararlandırdığımızı ve gerekli bütün koşulları sağladığımızı göstererek bundan sonraki turizm döneminde yine ülkemizin turizm gelirlerinin en üst düzeye çıkabilmesi için bunu da referans noktası göstereceğiz ve genel turizm açısından turistik destinasyon olma avantajı sağlaması bakımından bu Covid-19'un ilk başlangıç süreci bağladım. Ama elbette ki biz işte bugün tüp bebek merkezlerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ki sağlık altyapımızı ve medikal turizm olanaklarımızı sağlık ihtiyacı olan insanlara kullandıracağız. Ama bir o kadar da otellerde değişen ve
farklılaşan turist profiline uygun sağlıklı yiyecek sunan, sağlıklı aktivite sunan, sağlıklı etkinlikler yapabilme becerisini geliştiren yeni ürünler ortaya Peki, çıkaracağız. Bu sertifikalı turist uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mesela şöyle, Türkiye buna geçeceğini açıkladı ya. Yani. Şimdi şöyle, bugün dünyada elbette ki ilk seyahatler başladığında işte bunu vize uygulamalarından tutun da pek çok noktaya kadar değişeceğini görüyoruz. Nedir bu değişecek olan? Örneğin uçağa binmesi için artık insanların muhtemelen ki biz de belki de ona geçeceğiz. Burada ilk kez söylemekte fayda görüyorum. Sayın Başbakan bu konuyla ilgili bir çalışmanın başlaması için gerekli talimatı vermiştir. İşte turizm, ulaştırma, turizmciler, sağlıkçılar hepsinin bir araya geleceği bir çalışma grubu oluşturup kapıların açılmasının ardından ülkeye nasıl sağlıklı turist getireceğiz veya ülkeden insanımızı nasıl göndereceğiz prosedürlerin oluşturulması için de bir çalışma başlatıldı. Onun için benim öngörüm bağlayıcı olmamakla birlikte, çünkü daha çalışma yeni başlamıştır, benim öngörüm elbette ki uçaklar uçmaya başladığında seyahat etmenin öncelikli kurallarından bir tanesi gerek ülkeye turist kabul ederken gerek ülkenizden kendi insanınızı gönderirken COVID-19'a yönelik bir test sonucu görülmek istenecektir. Dolayısıyla da ilk başlayacak durumlarda bu hızlı test dediğimiz testleri yaptıran ve sağlık raporunu alanlar kabul edilecektir. Bu da çok önemli bir şey değildir. Şöyle ki, sağlığın korunması açısından ve ülkede bulaşın tekrardan tehdit haline gelmemesi açısından önemli. Ama bugün işte dünyanın pek çok yerine seyahat eden insanlar bilecektir. Bir vizeye gidersiniz. Nasıl ki vizede işte bankadaki paranızı gösterirsiniz. İşte gayrimenkulünüz varsa onu gösterirsiniz. İşte bir seyahat sigortası yaptırırsınız. Bu da ek bir külfet getirecektir. İşte bir de yanında sağlık COVID-19 taşımadığına yönelik bir sağlık sertifikası. Peki bu öğrenciler için nasıl olacak? Mesela öğrenciler çok sık gidip geliyor. Yani bir de iş icabı, gelip gidenler var. Bunlar için şimdi bu... ilk anda zaten böyle çok gelip gitmeler olmayacaktır. Öğrenciler işte belki işte sömestr başladığında bunlar tartışılıyor. Geldiklerinde belki böyle ayda bir defa gitmeyeceklerdir, 15'te bir gitmeyeceklerdir ama zaten bu hızlı test dediğimiz olay adı üstünde çok hızlı ve maliyeti düşük bir şeydir. Yani bugün 20 dolarları bulmayacak kitler vardır. Devlet de bununla ilgili hem en ucuz hem de en güvenilir testleri getirmek bakımından devamlı çalışma yapmaktadır. Dolayısıyla turizm açısından da bu değerlendirme kurulu da ortaya hem bilimsel gerçeklere hem de maliyeti en düşük olan, geçerliliği, güvenilirliği iyi olan testlere dayandırma konusunda adım atacaktır diye düşünüyorum. Onun için de ben turizmimizin gerçekten hızlı bir şekilde hem eğitim bacağının, hem sağlık bacağının, hem de tatil bacağının pek çok dünya ülkesinden önce toparlanabileceğini düşünüyorum. Yeter ki bu konuda organizasyonumuz tam olsun, kriterleri net belirleyebilelim ve bunu dünyaya iyi duyurabilelim. Neyi iyi duyurabilelim? Bir, COVID-19 salgınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin başta Almanlara ve diğer ülke vatandaşlarına kendi vatandaşları gibi baktığını ve bunu başarıyla yaptığını. İki, buraya gelmenin koşullarının zorlaştırma değil, sağlığı koruyacak şekilde bir takım testlerin istenmesi suretiyle yapılabileceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların da sağlıklı olduğunu. Bu üç olguyu göstermemiz suretinde Kuzey Kıbrıs'ın sağlıklı bir turizm destinasyonu olduğu dünyaya çok hızlı anlatılacaktır. Çok hızlı algılatılacaktır ve hükümetin
sağlık için aldığı doğru pozisyonun ekonominin tekrardan çarklarının dönmesi ve ayağa kalkması yönünde de çok belirleyici bir ivme kazandırma noktasında güzel bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Programımızın artık sonuna geldik. Sayın Ahmet Savaşan, son cümlelerinizi de alalım isterseniz. Ben insanımıza gerçekten hükümetin attığı adımlara yakından izleyerek dünyaya bakmasını ve bu atılan adımların ülke insanı için ne kadar doğru olduğunu görülmesini rica ediyorum. Yine ilk günde söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık ve yetkili kurulların açıklamalarına dikkat alınmasını istiyorum. Ve elbette ki çok önemli günlük yaşantımız haline getireceğimiz, en azından orta vadeye kadar günlük yaşantımız haline getireceğimiz bizim gibi sosyal mesafeyi korumak, el hijyenimize ciddi anlamda bakmak, sokağa çıkarken mutlaka ve mutlaka maske takmak gibi konuların da asgari düzeyde değil, maksimum düzeyde ilgi gösterilmesine, bu konuda uyumumuzun devam etmesi gerektiğini buradan sizlerle paylaşıyorum. Hepinize, bütün ülkeye ve bütün Türkiye'mize ve dünyaya da bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Başbakanlık Başdanışmanı ve Sağlık Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan bizlerleydi. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yarın yeniden gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.